hayırsız işler inşallah tez vakitte iflasını verirsin. Tanrı'nın dileği budur benim. Bu söylediklerinin hepsini aynen iade ediyorum sana Cuma. Hadi işine bak kardeş. Hadi. Ben işime bakarım da sen de dön de bir kendine bak be. Ha? Oğlum Mart kedileri gibi damlarda dolaşıyordun. İntihar edeceğim, intihar edeceğim diye milleti başına üşüştürüyordun. Ne oldu şimdi? Adam mı oldun? Ezik. Seni yanıma aldım, adam ettim be ya. Ha? Oğlum sen nasıl bir insansın be ya? Vallahi senin için dediler ki bu imkansız aşk ama ben hayatımı tehlikeye atıp sizi evlendirdim. Sende hiç kadir kıymet bilmek yok mu be ya? Sende hiç vefa yok mu Okan? Yok bende vefa. Senin dükkanı diyorum, bozacı mı yapsak? Ne dersin, ister misin? Ben seni boza yapacağım, likır likır da içeceğim seni, ezik seni. Bu tabelayı da değiştireceğim, eziğin yeri yazacağım oraya. Hiç merak etme, seni var ya pestil yapacağım oğlum. Böyle üzüm pestili gibi böyle çiğniye çiğniye bunu çıkartacağım. Tabi tabi, fare giremeyeceği deliğe kuyruğuna kabak bağlayıp gidermiş. Sen önce kendi kuyruğunu kurtar, ondan sonra ezebiliyorsan ez beni kardeşim. Hadi, hadi sana hayırlı işler, bol günler işler. Hadi. Hayırdır İsmail, sendeki bu rahatlık nedir acaba? Sen tezenin antidepresanlarından mı kullanmaya başladın acaba? Yok, antidepresan değil, jantideplasman. Bundan sonra sana her yer deplasman, civciv. Bize koymaz oğlum, iç sağ, dış sağ, her türlü topla oynarız, hiç merak etme. Hadi bakalım, hadi, hadi. Aferin sana, bak batacak ördek de böyle geri geri yüzermiş. Sen de şimdi aynen o ördek misali geri geri yüz bakayım dükkana doğru. Hadi. Aferin Cuma, hadi. Konuşma lan, iliğimi kemiğimi soğuttun zaten, titriyorum. Yürü lan. Hayırdır Cuma? Sana hayırdır var, hayırdır? Dükkana el koydum. Belanı aramıyorsan ufak ufak yaylan lan. Yürü, toz ol. Dükkana el mi koydun? Belamı aramıyorsan ben yaylanayım ben. Tarla yani. Sen şimdi niye dükkana el koydun ki acaba? Kes. Sen şimdi... Ne oluyor ya? Ne oluyor ama şimdi? Sırtından gir dükkana bakalım. Havada soğuk girseydin bağır ben. Ne olduk ya? Bağır. Gözünü seveyim ben. Hayatta hiç kimseye bu kadar dirilikmedim ya. Vallahi bu benim ekmek meknem. Ekmek kutsaldır. Tekne de Nuni birden beri kutsal sayılır. Sen niye böyle yapıyorsun bak? Ben kimseye bu kadar yalvarmadım. Allah'ını seversen Fuzuli yerine işgal etme dükkanı bakalım. Çektik buradan hadi. Fuzuli işgal değil Cuma. Ben bu dükkanı çalıştıracağım. Ağzıcı yapacağım burayı. Eğer buraya bir adım atacak olursan seninki Fuzuli işgal olur. Ağzıca cezanı keserim. Sallama o parmağını bana, sallama bu parmak. Bak burası ruhsatlı. Buranın ruhsatı benim üstüme, haberin olsun. Git lan. Başka yerde aç dükkanını. Buraya el koydum ben. Bak bu ağdacı açılacak. Burası da kadın mahalli. Burada var ya erkek sinek bile uçamayacak. Ne anlatıyorsun erkek sinek falan? Demin ederim seni polise zabıtaya veririm buradan zorlattırırım. Darla sen be. Rahat bırak beni Cuma. Eğer rahat bırakmazsan bütün o yediğin naneleri mahalleliye anlatırım. Ondan sonra burada barınabiliyorsan varın bakalım. Ne tanesiyim şimdi ben? Öyle şey olur mu ya? Sevdim ben. Gönülden sevdiysem bunun cezası idamsa ben o idam sehpasını çıkarım. O ilmek boynumu geçiririm. Sen hiç merak etme yani. Yürekten sevdim ben be. Bu yüreği kırayacaklarsa kıysınlar. Bu yüreği kırayacaklarsa kıysınlar arkadaşım. Hayırdır değil mi? Yürek yürek ne anlatıyorsun? Hayırdır be ya, ben işe gidecektim de bağırı dükkanı biraz kalır mısın? Niye ikna etmeye çalışıyorum ama ya? Yürekle ne alakası var? Yürekle ne alakası var? Yürekle ne alakası olacak lan? Şimdi yürekten yapılan bir iş bu benim şimdi gideceğim iş de. O yüzden insan böyle fedakarlık şeyi yapıyor. Yani gizli saklı şeyler bunlar işte böyle şeyler yani. O... Sen ve yürekten. Hadi be Cuma. Vallahi işte ben kalbime taş basaraktan yapacağım o işi artık yani. Ne yapayım ben? Ulan şeytan diyor, yemin ederim birinin saçını öbürünün sakalını böyle ağdayla şart diyor aşağı indir. Kısarım sarım. Çoktan titredim ben burada be. Ne yapıyorsun içeride? Mar. Var mı kızım ya? Mar. Bu sarı çiğir nasıl girdi acaba içeri be?
Ah Cuma, çalıştır kafanı bakalım. Önce dükkana girememem lazım. Sonra da güvenlik önlemlerini arttırmam gerekiyor benim. Ne yapsam acaba? Göz tarayıcı, böyle retina tarayıcı bir alarm mı taktırsam? Hem böyle sahibini tanıp hem de böyle kem gözleri içeri almaz. Ay. Buralarda dolaşıp da dükkanımın önünü kapatma kardeşim. Hadi kaç. Kaç, 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 kaç. Hadi kalabalık yapma, kaç. Sen kime naş çekiyorsun bakalım ha? Aa, kalabalık yapmaymış. Göstereceğim sana kalabalığı da, alabalığı da. Sen dur, dur. Sana da sıra gelecek. Önce şu bahar dükkandan bir uzaklaştırayım. Tatlı dilim ve kurnaz zekamla sıra sana da gelecek. Biletini keseceğim vallahi Uranüs'e doğru. Heh, oldu. Avcunu yalarsın. Bu mahallede kimse senin numaralarını yemez. Neden? Çünkü herkes senin ne mal olduğunu biliyor. Senin de mal olduğunu biliyorlar. Aham da böyle pabucunu dama attım Cuma. Vallahi ben neyi yetmişim de yedek anahtarı bağırı vermişim ya. Kurtuldum. Her sabah senin o Nemrut sıfatını görmekten, o akıntılı çipil çapaklı gözlerini görmekten kurtuldum. Artık sabah şeriflerim hayırlı olur benim. İnşallah o sabahlara, o güneşlere, o gözünü açamazsın. İnşallah açamazsın, açamazsın. Demek bana sen verdin gaza. Allah'ım benim ne günahım vardı da sen geldin başıma bakalım. Dalga mı geçiyorsun lan? Senin ne günahın vardı? Senin günahlarını yazsak telefon rehberinden daha kalın bir kitap çıkar ortaya. Bak, 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 dile bak, dile. Oo, benim yanımda çalışırken ben bir melektim. Ama şimdi kendini kıytırık bir dükkan açtın diye ben şeytan mı oldum lan? Yok, sana şeytan demek az gelir Cuma. Sen şeytana bile pabucunu ters giydirirsin kardeşim. Niye fırlatıyorsun lan ayakkabını? Al bakalım oradan. Önce sen fırlattın, önce sen fırlattın elin ayağında dursaydı da ayakkabında ayağında dursaydı. He, tabansız. Şimdi gazla git. Gön. Getirsene oğlum ayakkabımı. Lan. Allah belanı versin seni İsmail. Ne oluyor la burada? Ne olacak oğlum ya? Ne olacak? Sizle uğraşıyorum işte ama senin yüzünden. Yemin ederim elçiye zeval oldum. Bak senin o meymenetsiz mektupların yüzünden düştüm hale bak. Yemin ederim bahar dükkanıma el koydum. Hadi ya. Çok üzüldüm valla. Ne yapsak ki acaba? Ne yapsak be ya, ne yapsak? Hiç üzülmüş gibi bir halinde yok. Bir tane daha mektup yazacaksın. Üzeyir, o mektubu hemen yazacaksın. Diyeceksin ki öyleyken böyle, böyleyken öyle. Hemen sen Cuma'nın dükkanını ona hemen geri ver diyeceksin. Ağdacı yapacakmış dükkanımı, yemin ederim ağdacı yapacak. Ağdacı yaparsa bütün müşterilerim kaçar. Yemin ederim hiçbirinin ayağı bir daha buraya alışmaz. Ben sıfıra düşerim. Maddi manevi zarardayım. Ben şu an tamam ben halledeceğim bir şekilde Cuma. Yani maddi manevi zararların hepsini karşılayacağım ben. Sen manevi zararım benim şimdilik durabilir ama maddi olarak benim hemen bir ateşleme yapman lazım. Baksana pabucum yok ben miyim ya? Kaç paralı bir ayakkabı? Kaç karı artık ağanın elin tutulmaz yani. Şerefin bilir o onu artık sen bileceksin yani. Ben de çok sıkışım biliyor musun? Ben de yok. Al bu yeter herhalde. Ara ara uzatma tamam yeter bu da. Ayakkabı almaya gitmek için o ayakkabıyı geri almam lazım. Şuradan Nusay Hanım'ın ziline bas bakamazsın o ayakkabıyı oran. Hacı benim, bende bel fıtığı var biliyor musun? Onun için sıkıntılı şey yapamıyorum, halledemiyorum. Sen halledersin. Bir sen abla da zaten yani şurada seslen bir. Hadi sen gireyim. Değil Nusay olma ya sen. Nusay Hanım! Nusay Hanım! Kim? Soğuktan valla ıslık çalamıyorum, parmaklarım olmuş be. Bende de bel fıtığı var, çalamıyorum. Ben de ıslık çalamıyorum. Allah planı versin Hüseyin. Neyse sen halledersin. Hadi görüşürüz. Ben şu ama şu anlamıyorsunuz siz be ya. Oho! Oh! Ya şimdi mi uğraşacağım ben? Allah'ın seversen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.